Peki bunları yaparken hangi zorluklarla karşılaşıyoruz? Hangi konularda yardımcı oluyorsunuz? Şimdi genelde esasına bakarsanız insanların bir yerden bir yere göç etmesi, bir yerden bir yere iş yapması, bir yerden bir yere ihracat yapması bunlar tümüyle esasında zordur. Burada ekosistemler bunu çözmeye muvaffak oluyor. Şöyle ki Türkiye ile Almanya arasında ihracatımızın çok yüklü olması, gelen giden turizmde bir numaralı ülke olması ve bizim insanlarımızın bilgiyi artık ulaşabilir seviyede olması, müşteri kalitesi yüksek olduğu müddetçe çok sorunsuz hallediliyor. Müşteri kalitesi aşağı düştükçe de tabii sorunlar başlıyor. Bunda en önemli sorun insanlar okumuyor. Özellikle mesela bir Amerika'da, bir Çin'de daha az sorun olurken Türkiye gibi, Orta Doğu gibi ülkelerde sorunlar oluyor. Bunlar hep yasalara uygun iş yapmak yerine yasa dışı iş yapmayı ve kendilerini kandırmayı seviyorlar. Ki çünkü bu ülkelerin distrikleri, yapıları, standartları hep belli. Kesinlikle başka birisi bir şey söylüyor, ona inanıyor. Aslına bakarsanız Avrupa Birliği'nin uyumda gerek göçmenlikte, gerek gayrimenkul olarak, gerek şirket kurarak, gerekse mavi kartta kaideleri o kadar belirgin ki hatta bu konuda her şey standartlaşmış vaziyette. En önemli sorunumuz insanların bunu dikkatle okumaması, verilen bilgileri dikkatle dinlememesi, sermayelerinin yetersiz olması veya bazı yerde de eğitimlerinin yetersiz olması karşısında lisanlarının yetersiz olması. Kendilerine bir hayal yazıyorlar. Bu hayallerin altı tam olarak dolu değil. Biz de onlara nerede yapabilirler, nasıl yapabilirler, firma olursa nasıl yapabilirler, üreticiyse nasıl yapabilirler, ihracatçıysa nasıl yapabilirler, orada olmalarının onlara finans ve hukuki anlamdaki avantajları nedir? Bunları sunmaya çalışıyoruz.